Efendim gün ortası devam ediyor. Şimdi Frankfurt'a gidelim. Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Sayın Ali Mercan karşımızda. Sayın Mercan gün ortasına hoş geldiniz. İyi yayınlar ve sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Konu başlıklarımız önemli. Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Avrupa'da bir sınav veriyor. Dünya Sağlık Örgütü salgını da Avrupa'nın merkezi ilan etti. Şimdi bu aşamada öncelikle Avrupa nasıl bir sınav veriyor? Kendi başına mı hareket ediyor ülkeler yoksa bir birlik politikası var mı? Şimdi en önemli konu bu zaten. Çin bu konuda büyük başarılar elde etmişken, İran'a, İtalya'ya, diğer yerlere yardım ederken Avrupa bu konuda gerçekten sınavı veremedi, yaya kaldı. İkincisi Avrupa birbiriyle sınırlarını da kapatarak ortaklığı bir kenara attı. Çok ilginç bir gelişme de var. Almanya'nın Tübingen kentinde bu virüse karşı aşı faydalı olacağı düşünülen aşı imal eden bir fabrikanın bütün aşılarını orada hissesi bulunan Amerika toptan kendisine istedi. Almanya buna karşı çıktı ve yapılan tartışmaları sonucunda Trump'ın talebi reddedildi ve Avrupa'da yapılan yorumlar şu şekildedir. Amerika tamamen egoist bir şekilde kendisini düşünerek Avrupa'yı hedef almaktadır. Avrupa'nın Avrupa'da kalmasını bu aşının istememektedir vesaire. Ancak Avrupa bu korona virüsü dolayısıyla bu virüsün merkezi ilan edildi. Bütün dünya çapında bir salgın, epidemi olarak ilan edildi ve tamamen hazırlıksız yakalandı. Çünkü Avrupa'nın sisteminde en başta Amerika Batı'da halkı, kamuyu düşünen bir sağlık sistemi değil de bu konuda çok tartışmalar var şu anda. Yetişemiyoruz bilgilere, yayılan bilgilere. Sağlık sistemi de tamamen çıkar amaçlı ve kar amaçlı bir sisteme dönüşmüştür. Hastalık icat ediliyor, o hastalığın ilacı icat ediliyor. İlaç yapılıyor, o ilaca göre hastalık türetiliyor vesaire gibi. Ve en önemli konulardan birisi de zaten bu virüsün Amerikan kaynaklı olduğu ve bugün çıkan bir yorumda da şöyle Amerika'da çıkmış bir virüs ancak ilk hedefler bakın çok dikkat çekiliyor. Çin, İran ve Avrupa. Yani bütün bunlar Amerika'nın şu anda dünyadaki hegemonyasını ayakta tutabilmek için hedef aldığı ülkeler konumunda en son Tübingen'deki ilaç sorununda aynı konuyu görmekteyiz. Şimdi şöyle bir özet yaptığımız zaman 132 ülke en son rakam bu. Durmadan rakamlar artıyor. 132 ülkeye yayılmış durumda. Merkez burada Avrupa. Ölü sayısı 6.000'di en son aldığımız not. Çünkü bir metre şeyiyle artar gibi tak 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 sayılar durmadan artıyor. Maalesef çok üzücü ancak buna engel olamıyorlar. Birçok ülke felaket ilan etti ve bazı ilginç tedbirler de alındı. Mesela Avusturya'da 5 kişiden fazla bir arada tespit edildiği zaman 3.600 avro ceza verilecek. Toplu ibadetler yapıldığı tespit edilirse 30.000 avro ceza verilecek. Parklar, spor alanları vesaire yasaklanmış durumda. Yani yasak derken tedbir amaçlı olarak buraların kullanılmaması şeklinde. Bir iki bölgede yapılan seçimler iptal edildi. Bütün direnmelere rağmen en sonunda Almanya dahil bütün eyaletlerde okullar kapatılmış durumda. Restoranlar, kahveler akşamları kapanmış durumda. Yani bugün itibariyle bütün bu tedbirleri hızla alıyor. Ancak Avrupa'da çok yayılmış durumda. İtalya başta olmak üzere İspanya neredeyse bütün ülke karantina altında. Ve İngiltere'de ilginç araştırma sonuçları açıklandı. Evet. Önümüzdeki bahara kadar bu salgının sürebileceği ve 9,7 milyon kişinin buna yakalanabileceği vesaire gibi çok yani biraz inanılması zor ama araştırma sonucu deniyor. Bu tür açıklamalar ortaya çıkmaktadır. O bakımdan bu virüsle ilgili olarak Avrupa'nın bütün gelişmişliğine rağmen, bütün şeylerine rağmen yaya kaldığını görüyoruz ve bizim vatandaşlarımız da bunu tespit ediyorlar. Hem halkın kendini bilinçlendirmesi açısından hem de toplumun sistemi, sağlık sistemi açısından. Çünkü bütün gelişmeler, her şey kar etmeye göre, zenginliğe göre, refaha göre ayarlanmış durumda. Ancak sağlığı yerinde olmayan, yaşlanmış, sokağa çıkamayan insanın refahı olsa ne olacak? Bu konularda gerçekten toplum anlayışı bakımından liberalizm
bir kere daha bu konuda, korona konusuyla iflas etmiş oldu. Bunu da yaşıyoruz şimdi. Ve öğrenecekleri var. Türkiye'den, Çin'den, İran'dan öğrenecekleri var. Peki, şimdi sınıfta kaldı dediniz Avrupa, ama görüyoruz ki görüntülerden de Avrupa'da birçok ülkede vatandaşlar bu kuralları ihlal ediyorlar ama. Evet, çünkü yani sistem aynı şekilde. Yani diyelim bir çeşitli uyduruk ürünlerin satışı konusunda yer yerinden oynuyor reklamlar, medyalar vesaire. Ama halkın sağlığı konusunda, halk kendisini nasıl koruyacak vesaire, bu konularda yeterli bilgilendirme maalesef yok. Yani gidip geliyor işçi arkadaşlar fabrikalarda, yeterince tedbir alma, işçileri bilgilendirme, temizlik vesaire gibi konularda yeterli değil. Çünkü biz Türkiye'den görüyoruz, her tarafı dezenfekte ediyorlar. Evet. Diğer yerlerde de, salgının olduğu yerlerde, ama Avrupa'da aynı şeyleri maalesef göremiyoruz. Burada da sistemin para çarklarının dönmesi esas, insanlar ikinci planda olduğu için bundan dolayı diyoruz buradaki sistem iflas etmiştir, öğrenecekleri var diye. Bunu altını çizmek, tekrar tekrar çizmek gerekiyor. En son Amerika ile Avrupa'nın tartışması da, bu ilaçların hepsini ben istiyorum şeklindeki tartışma da bu konuda bir uyarıcı, bilgilendirici unsur. Evet. Avrupa'da o zaman aşı paniği yaşanmaya başladı şimdiden. İleriki günlerde çok sorunlar çıkacak gibi gözüküyor. Evet. Bu Trump ve Almanya'nın yaşadığı sorundan dolayı anladığımız bu. Peki halkın psikolojisi nasıl? Bu da çok halkın önemli. Halkın psikolojisi şimdi bu konuda da ilginç yorumlar var. Özellikle Christian Hörstel önemli bir bilim insanı ve yayın yapıyor. Diyor ki bu konuda panik bilinçli olarak körükleniyor. Özellikle büyük sermayenin, hegemonyacılığın hüküm süren ülkeler tarafından büyük bir panik. Ve bu panik paraya dönüştürülmeye çalışılıyor sermayecilik tarafından. Bütün marketler boşalıyor. Durmadan savaş çıkmış gibi alıp evlerine yığılıyorlar. En çok tuvalet kağıdı, ne yapacaklarsa, tuvalet kağıdı bulamıyorsunuz marketlerde. Ondan sonra bizim vatandaşlar un alıyorlar onun yerine. Yani büyük bir panik, insanların sokağa çıkmaması, birbiriyle konuşmaması vesaire. İtalya'da sokaklarda incin top oynuyor. Yani şu tedbirleri alın diye, bizim ta eskiden beri bildiğimiz elini ayağını sabunla yıkama, ondan sonra kolonya kullanma vesaire, bunları bile şey yapacak durumda değiller. Yani sulu temizlik İslam coğrafyasından gelen şeyi bugün halen tam olarak keşfetmiş değiller. O bakımdan bu panik havasının da halkın bir yararına olduğu söylenemez. Tam tersine, oradan da gene büyük sermayenin nasıl kar edeceğiz? Özellikle burada bir yazar bunu söylüyor. İlaç mafyası diyor buna ve medya mafyası diyor. İkisi el ele verir. Bu paniği paraya çevirme telaşı içerisindeler. Bu arada biliyorsunuz medyada da yer almıştı. Bugün bir zirve olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Telekonferans da yapılacak bu. Bu telekonferansta, bu da koronavirüsün azizliğine uğramış oldu. Bu şekilde. Ve orada da en çok esas olarak mülteci sorunu. Bu konuda da Avrupa, yine görüyoruz Yunanistan sınırında, yani Batı'nın bizzat Suriye gibi, Afganistan gibi, Irak gibi ülkelere müdahale ederek yaratmış olduğu mülteci akını sorununu gene Türkiye'nin üstüne yıkarak halletmeye çalışıyor. Türkiye'nin bütün taleplerine rağmen yardım vermiyorlar. Bunlar masaya yatırılacak çünkü. Üstüne üstlük kendi yarattıkları sorunun mağduru olan mültecilere sınırlarda insanlık dışı muameleler, öldürmek dahil, sulara atmalar vesaire, geri kovalamalar. Bu da Avrupa'nın ne derece insancıl bir sistem içerisinde olduğunu, koronavirüsünün gösterdiği gibi mülteci sorunu da bunu göstermektedir. Kendileri bizzat Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından alınan kararların hiçbirine uymuyorlar. Her mülteciye bakmak, durumunu incelemek, onu geçici olarak da üstlenmek, bakımını, sağlığını üstlenmek gerekirken, kovalamak ve ölüme terk etmenin dışında bir çare göstermiyorlar. Bu telekonferans içerisinde bu konu esas olarak ele alınacak. İkincisi, Avrupa'nın Türkiye'ye verdiği sözler, 6 milyar dolar. Nerede bu paralar? Yunanistan'ın adam kovalıyor.
adam kovalıyor Yunanistan. Kovaladığı için mültecilere eziyet ettiği için yardımları ona veriyorlar. Daha çok işkence ettim Tabii. diye. Yani Avrupa'nın adaleti maalesef bu. Diğer bir konu bu mülteci sorunun çözümünde Türkiye'nin talebi üzerine bu Suriye'de İdlib bölgesinde ve kuzeyinde korunaklı bölge mülteciler açısından bir yardım talebi yine vardı. Diğer bir konu Türkiye'nin talebi, o da hasır altı edilmiş durumda. Türklere vize muafiyeti, bu mülteciler konusunda karşılıklı anlaşmaya uyması karşılığında bu da ortadan çıkmış durumda, görünmüyor. Gümrükte şartlarının, Türkiye'nin gümrük kolaylıklarının uzatılması konusu da hasır altı edilmiş durumda. Yani Türkiye'nin bu konuda bu sorunları, artık mülteci sorununu Suriye kaynaklı ve diğer bölgedeki kendi başına kaldıramayacağı, çünkü bu da gözle görülüyor. Milyonlarca mülteciyi bugünkü şartlarda Türkiye nasıl kaldıracak? Yardım istiyor, fakat Avrupa bu konuda gerçekten tam anlamıyla sağır durumda. Tabii. Bunu da masaya yatıracaklar bugün. Tabii göreceğiz bakalım hangi sonuçlar evet, çıkacak tabii ki bakalım. Oradan da. Koronavirüs evet, tabii ki evet. Dünyanın gündemine oturunca bu göçmenler konusu biraz geride kaldı ama. Geride kaldı tabii şu anda koronavirüs ama bütün sorunlar bakın birbirinin bağlı ve dünya o kadar hızlı bir gelişme içerisinde ki şu anda hazırlıksız yakalananlar tamamen iflas ediyor ve bilgileri birbirine çatmak ve sistemleştirmek bile çok zorlaştı. Çünkü çok hızlı her şey. Biz de onun için çok çalışmamız ve halkımızı iyi aydınlatmamız gerekiyor. Evet. Şimdi siz Frankfurt'ta yaşıyorsunuz. Evet. Frankfurt'tasınız ve orayla da ilgili bir bilgi soralım size. Nasıl bir önlemler alınıyor? Şimdi Wienhofstrasse olan bölge çok değerli bir bölge. Yoğun insanların olduğu, yaşadığı bölgelerden biri. Yine aynı şekilde fuar alanlarının oldukça yoğun olduğu uluslararası alanda önemli bir şehir Frankfurt. Tedbirler yeterli mi? Yetersiz. Yani alınan şeyler şudur, toplantılar işte yani küçücük tiyatroların provalarına kadar yasaklanma veya ertelenme şeklinde salon toplantıları, diyelim çeşitli derneklerin kiralamış olduğu dernekler için kiralanan salonlar, toplantılar, mesela festivaller, ondan sonra eğlence programları, kongreler vesaire erteleniyor. Ancak bizim Çin'den öğrendiğimiz, Türkiye'nin de şu anda yaptığı, halkın bizzat bilinçlendirilmesi, eğitilmesi konusunda yeterli bir şey yok. İkincisi şehrin diyelim temizliği, dezenfekte edilmesi konusunda bizim Türkiye itibarının Asya'ya doğru baktığımız yerlerde gördüğümüz, televizyonlarda gördüğümüz, edindiğimiz izlenimlerin hiçbirisini burada görmüyoruz. Hep aynı nokta. Yani insanların sağlığını koruma konusunda özen gösterme noktasında bir eksiklik var. Bizim vatandaşlarımız da bunu tespit ediyorlar. Diyelim iş yerlerinde vesaire hiçbir şey, yani toplu taşımalar vesaire de, yani biz dikkat ediyoruz. Toplu taşımaları mümkün olduğu kadar kullanmayalım vesaire, ama bu idarelerin de oraları ilaçlarla dezenfekte etmesi gerekir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi otobüsleri dezenfekte ediyorlar, trenleri dezenfekte ediyorlar. Şeye kadar, taksicilere kadar, burada hiç öyle bir şey yok yani, hayret verilecek bir şey. Esas şu anda işin merkezi, üstü Avrupa durumuna gelmiş. Fakat bunu göremiyoruz. Gerçi bugün Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel hem Türkçe hem Almanca açıklamalar yaptı. Ama yetmez. Yani bakın Türkiye'de sağlık konferansı toplanıyor, bilim kurulu toplanıyor vesaire. Çin uçaklarla başka yerlere malzeme gönderiyor. Yani bu sorun dünya çapında ve bütün dünyanın, insanlığın önündeki bir sorun. Yani ben kendimi kurtarayım, sermayemi kurtarayım, düzen işlesin vesaire. Bununla insanlığı öldürüyorlar. Bu konuda biraz daha, bir kez daha biz bilinçlenmiş oluyoruz ve Batı'nın liberalizmiyle Avrasya'nın insancıl sistemi arasındaki çelişkiyi burada çok açık olarak yaşıyoruz. Peki Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde bilim kurulu çalışmaları yok mu şu anda? Yani hissetmiyoruz. Elbette var. En son okuduğum açıklamalarda yeterli bir değil. Şey var. Ancak yeterli değil. Yani mesele tamamen şurada kaynaklanıyor. Zaten Almanya Maliye Bakanı da bunu söyledi. Pardon, Ekonomi Bakanı da bunu söylemişti. Büyük firmalarla ilgili dediler ki, biz dediler bu konuda gerçekten yani yaya kaldık diyemiyor ama itiraf ediyorlar. Yetersiz kalıyoruz. Onun için biz kamuya yönelik üretim, kamuya yönelik tedbirlerle
çalışmamız gerekir diye bir sonuca vardılar. Altmaier Ekonomi Bakanı ve kamu ekonomisinin esas olması durumunda özellikle büyük işletmelerde devlet desteği, devletin katkısı vesaire bu şekilde ancak bir sonuç alınabileceği fikrine varıyorlar. Hı hı. Ve yani Amerika'nın şeyine rağmen, baskısına rağmen bir sonuç geliyor. Burada şimdi kısa bir not, bunu ayrıntılarını lütfen, ben daha sonra bildireceğim. Bütün bu telaşa içerisinde, bütün millet, insanlık daha doğrusu koronayla uğraşırken Amerika tabur tabur Almanya'ya asker gönderiyor, tanklar vesaire. Bu ne oluyor diye millet şimdi birbirine soruyor. Resmen videolarda görüyoruz televizyonlarda bir sus pus havası ama on binlerce askerin bu tarafa doğru geldiği şeklinde bilgiler yayılmaktadır. Ağır silahlar, zırhlı. Bütün bunların çok açıktır. Rusya'ya karşı Ukrayna, Polonya gibi yerlere üstlendirilmesi ve Suriye meselesinin önüne geçme konusunda bu tür savaş tedbirlerine doğru Amerika'nın egoizminin, hegemonyacılığının bu telaş içerisinde, bu sağlık sorunu arasında işlediğini görüyoruz. Gerçekten insan yani ne diyeceğini bilemiyor. Bu Amerika dünya çapındaki bu bencil, egoist, hegemonyacı, zalim tutumuna karşı. Evet, haklısınız. Tabii ileriki günlerde bu konuların detaylarını da derinlemesine açacağız, konuşacağız. Tabii ki koronavirüs dünyanın gündemine oturduğu için önceliğimiz haklı olarak koronavirüste. Efendim, iyi çalışmalar, geçmiş olsun diyoruz. Aman dikkat edin kendinize. Teşekkür ederiz. Sağlıklı ve koronasız günler diliyoruz bütün milletimize. İnşallah hep birlikte mücadele edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Vatan Partisi Avrupa temsilcisi Sayın Ali Mercan bizlerle birlikte oldu. Avrupa'daki koronavirüsün etkilerini ve alınan tedavi yöntemlerinden bahsetti. Pek iç açıcı değil gördüğümüz kadarıyla sevgili izleyiciler.